Arkadaşlar herkese merhaba. Şenol Dursun ben. Bugün birlikte en çok merak ettiğiniz ve bana en çok sorduğunuz konuyu işleyeceğiz. Evet, dalıştan önce nasıl ciğerlerimi dolduruyorum, nasıl nefesleniyorum ve nasıl dalışa geçiyorum? Öncelikle şu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Burada size anlattıklarım yapmanız gerekenler değil. Sadece dalıştan önce kendi yaptıklarım. Ama size ne yapmamanız gerektiğini de anlatacağım. Ve şu konuya da bir netlik getirelim. Arkadaşlar, serbest dalış ve zıpkınla balık avı aslında iki farklı spor dalı, iki farklı spor branşı. Tabii ki bazı noktalarda birbirleriyle kesişiyorlar. Bu sebeple şuna karar vermeniz çok önemli. Siz derin dalış mı yapmak istiyorsunuz yoksa zıpkınla balık avını mı öğrenmek istiyorsunuz? Burada cevabınız eğer derin dalışsa kesinlikle bu işte uzman, sertifikalı hocalardan eğitim almanız gerekiyor. Çünkü serbest dalış gerçekten hafife alınacak bir konu değil. Hata affetmiyor. Zıpkınla balık avı serbest dalışa nazaran daha az risk barındırdığı için belli periyotlarda kendi çabanızla bu spora bir seviyeden başlayabilirsiniz. Ve bol pratik yaparak, videolar izleyerek, sizden daha deneyimli insanlarla body usulü dalışlara giderek deneyiminizi arttırabilirsiniz. Tabii ki bu konuda da ülkemizde çok deneyimli arkadaşlar var. Kurs veriyorlar. Onlara da danışabilirsiniz. Şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Her zaman yüzey zamanınız dipte geçirdiğiniz zamandan daha fazla olmalı. Yani yüzeyde beklerken, nefeslenirken kesinlikle acele etmeyin. Dinlenin. Kalp ritminizin düştüğüne emin olun. İyice sakinleşin. Ardından size göstereceğim tekniklerle derin nefes alarak dalışa başlayabilirsiniz. Evet, nasıl nefes alıyoruz? Ciğerlerimiz kendi içinde 3 ana bölümden oluşuyor. Biz bunu alt kısım, orta kısım ve üst kısım olarak bölüyoruz. Ve nefeslenmeye alt kısımdan başlıyoruz. Alt kısmı rahatça doldurabilmek için diyafram kaslarımızı kullanıyoruz. Diyafram kaslarımızı kullanma hareketi karnımızı ileri ve aşağıya doğru ittirme hareketidir. Birlikte yapalım. Bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir elinizi diyafram bölgenize, diğer elinizi göğsünüze koyun. Ve göğüs kısmı hareket etmeden sadece sağ eliniz yani diyafram kaslarınızın çalıştığını hissedin. Ve derin nefes alın. Evet, bakın bu hareket diyafram kaslarının çalıştığını gösteriyor. Sol elimiz ise şu anda ikinci bölümde yani orta kısımda. Hadi birlikte orta kısmı da dolduralım. Gördüğünüz gibi göğsümü şişirir pozisyonda hava soluyorum ve orta kısmı dolduruyorum. Bu sefer sağ elim yani diyafram alt kısım çalışmıyor. Bakın. Sadece orta kısma soluyorum. Üçüncü bölüm ise üst kısım. Bunda da şöyle bir manevramız var. Omuzlarımızı geriye ve yukarıya doğru alarak üst kısmı da doldurabiliriz. Şu şekilde. Evet, şimdi bu 3 bölümü sırasıyla yavaşça size gösteriyorum. 1 doldu. 2 doldu. En çok bu bölüm alıyor. Ve 3. Evet, şu anda yaklaşık 7 litre hava doldurdum. Hadi tekrar yapalım. Sağ elimizi karın boşluğumuza, diyaframımıza koyuyoruz. Sol elimiz göğsümüzde. Aşağıdan başlıyoruz. Önce diyafram. Sonra orta bölüm. Ardından üst bölüm. Ve unutmamamız gereken en önemli konulardan biri, dalışa başlamadan önce yani nefeslendikten sonra dalışa geçmeden önce şnorkeli ağzımızdan çıkartıyoruz ve yutkunuyoruz. Neden yutkunuyoruz? Bakın, dolu ciğerlerle yutkunduğumuz zaman şöyle bir hareket ortaya çıkıyor. Yani diyafram kaslarımız serbest kalıyor. Nefesimizi büyük diyafram kaslarımızdan değil, gırtlağımızdan tutuyoruz. Olası bir baygınlık durumunda gırtlağımız kilitli olduğu için su yutmamızı engelleyecek ve boğulmamızı da engelleyecektir. Basit bir detay ama hayat kurtarabilir. Tekrar yapalım. Ve yutkunuyorum. Şimdi dalışa hazırım. Sıra sizde. Tabii ki bu anlattığımız dalışa geçmeden önceki son derin nefesimiz. Peki öncesinde ne yapacağız? Öncesinde sakinleşmek için gayet rahatça nefes alıp vermeye devam edebilirsiniz. Bunu çok hızlı, seri şekilde kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Bu hiperventilasyondur. Çok detaya girmeyeceğim. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Dipte geçirdiğiniz zamandan daha uzun süre lütfen yukarıda bekleyin.
sakince nefeslenin, nabzınızın düştüğüne, sakinleştiğinize emin olun. Ardından az önce anlattığım gibi derin bir nefes alarak ciğerlerinizi tam doldurun, yutkunun ve dalışa geçin. Eğer bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dalın sağlıcakla.